Logarifmin navbatdagi xossasi mana bu. Bu darajaning logarifmi deb yuritiladi. Misollar ko'raylik, buni tushuntirish uchun. Logarifm 5 asosiga ko'ra 3 darajasi 4. A ning o'rnida 5 kelyapti, B ning o'rnida 3 kelyapti, C ning o'rnida 4 kelyapti. Mana 3 ning darajasini biz logarifmning oldiga tushirishimiz mumkin, ko'paytiruv qilib. 4 ko'paytiruv logarifm 5 asosiga ko'ra 3. Mana buni yozishimiz mumkin. Yoki aksincha logarifmning oldida turgan sonni biz buni darajasiga, bu sonni darajasiga chiqarishimiz mumkin. Boshqa bir misol ko'raylik. Masalan, logarifm 7 asosiga ko'ra 2. Masalan, mana bu yerda 0.10 dan 5. 0.10 dan 5 ko'paytirilyapti. Teng logarifm 7 asosiga ko'ra 2 ning 0.10 dan 5 ni 2 ning darajasiga olib kelamiz. 2 darajasi 0.10 dan 5. Mana bunda yozishimiz ham mumkin. Yoki buni logarifm 7 asosiga ko'ra izosida 2 deb ham yozishimiz mumkin. Demak, xilma-xil ko'rinishda yozishimiz mumkin. Qisqasi, mana bu formuladan foydalanganda, demak, b ning darajasini logarifmning oldiga ko'paytirib tushirishimiz mumkin. Yoki aksincha, ko'paytirib bo'lsa, biz buni b ning darajasiga chiqarishimiz mumkin. Birinchi misolda darajani oldiga ko'paytirib tushirdik. İkinci misalda logaritm aldığı köpaytırılığını 2'nin derecesi yapıp gelip yazdık. Yani başka misallar görüp çıkalımız. Bana bir ifadana sadalaştırağımız. Bana bir yerde ayrı durup da. Bir de ayrış formülasından faydalanılmayımız. Çünkü logaritmini aldığı da, birinci logaritmini aldığı da 3 durup da. Biz, eğer 3 olmayandaydı, bunun logaritmi 2 taksim 24 deb yozishimiz mumkin edi. Lekin 3 turibdi. 3 ko'paytirilayotgan sonni biz b ning darajasiga olib kelishimiz mumkin edi. Yuqoridagi formuladan foydalanamiz. Bu yerda biz 3 ni 2 ning darajasiga olib kelamiz. Mana bu formulaga ko'ra. Bu holda teng logaritm 2 ning kubi minus logaritm 24. İkincisini özünü yazıp duramız hazırca. Bunu gördük ki koşu bagende münavlar köpaytırılardı. Logaritmin altında hiç kandı son yok. Şu sebeple biz koşuş formülasını kollaşımız mümkün. Logaritm ve onda logaritm 3 köpaytırı 27 81 getireyim. 2 ning kubi 8 ga teng. Logaritm 8/24. Yani 8/24 ni yozishimiz kerak. Yoki bu ham teng 8 ga qisqartirsak 1/3 bo'ladi. Bo'lib logaritm 81. Endi mana bu 1/3 3 ning minus 1 darajasi. -81 esa 3 ning 4-chi darajasi. Demak, buni logaritm 3 darajasi minus 1, buni kasr qilib yozaman, ko'rishda yozaman. Logaritm 3 darajasi 4. Minus 1 logaritmni oldiga ko'paytirib tushadi. Minus 1 ko'paytirib logaritm 3. Bir de 4 logaritmi oldu ki köpaytırı bulup çıkardı. Logaritm 3. Yani logaritm 3 ile kıskarıp geçse, minus 1/4 kullandı. Şimdi yakalıp belirgen birinci ifadenin kıymeti, minus 1/4 ke teng iken. Ne var teki misal? Bir yerde ona ayrı koşu geliyordu. Bir yerde hem ayrı formülasını kollayabiliyoruz. Bir yerde koşu formülasını kollayabiliyoruz. Çünkü bir yerde 3 halak verip durdu. Bir yerde 2 halak veriyordu. Dersler 2'nin 4'ün derecesi getiriyorduk. O halde
болады. Логарифм 4-нің квадраты минус логарифм 8 ұшу. Үшіні қам, бұны бұл соңы дәрежесіге кетіреміз. Кубы болып келеді. Логарифм кубы жастыда 5-нің 3-ші дәрежесі. Okay. Я да бұны сады, бұны бейлішіміз мүмкін. Логарифм 4-нің квадраты 16. Логарифм 8. Логарифм куб жастыда куб бір-бірін жоқатса, демек логарифм 5 қалады. Мына бір ифадаға айыру формуласын қолдасақ, логарифм 16 бөлу 8 2 болады. Әйелі қошу формуласын қолдашымыз мүмкін. Логарифм 2 көпайтыру 5. Қошылғанда бұл сөздер көпайтырылады. 2 көпайтыру 5 10 болады. Яғни логарифмнің асосы жазылмағанда, жазылмағаны, лекин біз 10 бар деп түсінеміз. 10-ның нешінші дәрежесі 10 кетейін. Яғни бұл 1 кетейін болады. Шындай қылып, мына бұл ифаданың қиматы 1 кетейін екен. Навбаттағы мысал. Mana bu yerda asos 3 ga teng, logaritmning asosi ham 3 ga teng. Deb bu yerda mana bu formulani qo'llasak bo'lmasmikin? A darajasi logaritm A asosiga ko'ra B teng B. Buni formulani qo'llash mumkinmi? Qo'llardik-ku, lekin mana bu yerda 3 xil xabar berib turibdi. Demak, 3 ni qanday qilib yo'qotsak bo'ladi? Mana bu formulaga ko'ra logaritm oldidagi sonni B ni darajasiga chiqarishimiz mumkin. Demak, dastlab buni 3 ni 5 ning darajasiga olib kelamiz. 0.10'dan 3 darajasi logaritm 0.10'dan 3 asosiga ko'ra 5 ning kubi. Ana endi mana bu formulani qo'llasak bo'ladi. Asoslar bir xil, logaritmning oldida 1 bor yozilmagan. Mana b ga teng bo'ladi. Demak, mana shu formulaga ko'ra asoslar bir xil. Buni ifodaning qiymati 5 ning 3-chi darajasiga, ya'ni 125 ga teng. Shunday qilib, berilgan ifoda 125 ga teng ekan. Navbatdagi misol. Mana bu ifodani soddalashtiramiz. Buni ham dastlab quyidagi ko'rinishda yozamiz. 49 darajasi 1 ko'paytiruv 49 darajasi minus 0.10'dan 5 logaritm 7 asosiga ko'ra 14. 49 7 ning kvadrati. Shu sababli biz buni quyidagicha yozishimiz mumkin. 49 ko'paytiruv 7 darajasi kvadrat 2 ni mana buga ko'paytirsak 1 bo'ladi. Demak, minus logaritm 7 asosiga ko'ra 14. Yana yuqoridagi formulani qo'llashimiz mumkinmi? Masalan, A darajasi logaritm A asosiga ko'ra B teng B. Formulani qo'llashimiz mumkinmi? Yo'q, haligacha qo'llay olmaymiz. A bu yerda bir xil bo'lishi kerak, bir xil. Lekin logaritmning oldida birdan boshqa faqat bir bo'lishi kerak xolos. Bu yerda minus bir turibdi logaritmning oldida. Shu sababli qo'llay olmaymiz. Buni keltirsa bo'ladimi? Bo'ladi. Mana bunday qilib keltiramiz. 49 ko'paytiruv 7 darajasi. Bu yerdagi minus 1 ni ko'paytirilayotgan minus 1 ni 14 darajasiga olib kelamiz. Natijada biz 7 darajasi logaritm 7 asosiga ko'ra 14 darajasi minus 1. Mana bu ifodani hosil qilamiz. Ana endi 7 7 asoslar bir xil. Mana bu formulaga kelyapti. Endi bu formulani ishlatsak bo'ladi. Bu formulaga ko'ra teng 49 ko'paytiruv 14 darajasi minus 1. 1 taqsim 14.
49-14 7'ye kıskanadı. Bir de 7 kaladı. Bunun orada 2 kaladı. Demek 7 taksan 2. Şimdi kadar bergen ifadenin kıymatı 7 taksan 2'ye değil. Ne bu tek misal götürmez? Dastlar 2'ni bu 2'nin derecesi yok bir adımız. Şu yolda özde özgertem yazılma. Demek ki 2'nin uçuramızda 2'nin derecesi yok bir adımız. Bunun uçukta gelindi. Bu 4'ni 2'nin derecesi yok bir adımız. 2'nin 4'nci derecesi buladı. Ve bunu hem uçuramız. 1 taksın 3'nin 27'nin derecesi yok bir adımız. 1 taksın 3. derecesi. Bir tane ham 1 taksın 3'ün yanında uçuramız. Yani bu ifadeni sadalaştıramız. İkinin kvadratı. Bu 4 keteyim. Logarifmlar koşulgende bana bu sadalar köpaytırıladı. 12 köpaytırılı 4, 48 buladı. Logarifm 6 asas kökörü 48. Yeni mahrajını hesablayınız. 27 derecesi 1 taksın 3. Kübü dizası da 27. 3 keteyim. 2 derecesi 4. 16 keteyim. Yani logaritmler koşulgen de asaslar bırakın. Koşulgen de ona bu sabır köpaytırırlar. 3 köpaytırı 16, 48. Yani logaritm 6 asas kökörü 48. Ne itibar verir? Surat ve mahraj bir kıl boğup kaldı. Demek bu sal bir getirin iken. Şunu yakalı berilgen ifadenin kıymeti bir getirin. Yeni nabattaki misal. Eğer x bana bir ifade getirin olsa, o halde logaritm 3 asas göre x'ni, logaritm 3 asas göre a, 3 asas göre b ve logaritm 3 asas göre s arkayı ifadeleyin. Bak şu ifadelerimiz. Logaritm 3 asas kökü x değil. X'in oranına bana bir ifadeni yazalımız. A kvadrat s derecesi 1 taksın y düzeyde de b. Bunu deyin. Doğru bu yanda logaritmler ayarması gerekiyordu. A kvadrat s derecesi 1 minus logaritm 3 asası göre y düzeyde b. Bir de köpaytırı gibi yaptı. Köpaytırı bu yanda logaritmlerin yanında sekiyatırı şimdi. Logaritm 3 asası göre a kvadrat koşu logaritm 3 asası göre s derecesi 1 minus y düzeyde de b'nin b derecesi 1 taksın 2 diye yazışı mümkün. Bunu şu sebeple bir de logaritm 3 asası göre b derecesi 1 taksın 2. Yukarıda gördüğün formülümüzü göre 2'ni biz logaritmini aldık. Yazışımızın köpaytır okuladık. Değil mi? Logaritm 2 köpaytır bu. Logaritm 3 asas göre a. Plus, ya da 5 köpaytır bu. Logaritm 3 asas göre s. Minus, 1 taksım 2'ni çürsek, 1 taksım 2 köpaytır bu. Logaritm 3 asas göre d. Şunu da yakaladım. Logaritm 3 asas göre x. Bana bu logaritmler ortalığı bu ilgisi ifade edilmektedir.